Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldik Osmanlı tarihine. Konumuz Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti. Yani Osmanlı kuruluş dönemi. Yine ÖSYM tarafından tercih edilen konuların başında geliyor. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım. Padişahlara geçmeden önce bu paylaşımda zaten padişahların özellikleri hakkında konuşacağız. O dönemlerde neler yaşandı onlar hakkında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Ama öncesinde Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Yani kısa sürede nasıl imparatorluk özelliği taşıdı? Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan en önemli yetmen hiç şüphe yok ki coğrafi konumu olmuştur. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti hem Rumeli hem de Anadolu toprakları arasında kaldığı için gaza ve cihata uygundu değil mi? Bir diğeri Özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu istimalet politikası yani hoşgörü politikasıdır. Osmanlı'nın 623 yıl boyunca ayakta durmasında etki eden etmen ne olmuştur? Tabii ki istimalet politikası olmuştur. Unutmayın bunu. İskan politikası yani yerleştirme. Osmanlı devleti Balkanlara yerleştirdiği kesimleri daha çok Tatar ve Yörüklerden seçerdi. Niye Tatar ve Yörük? Çünkü bunlar tarımda ustalaşmışlardı artık. İskan politikası yine önemli bir etken olmuştur. Özellikle bakın değerli arkadaşlarım. Balkanlarda siyasi birlik olmadığı için yani tekfurlar arasında anlaşmazlıklar olduğu için Osmanlı Devleti kısa sürede büyümüştür. Tekfur Bizans faillerine verilen isimdir. Bir diğer etken Ahit Teşkilatı. Biliyorsunuz ki Osman Bey Şehedeban'ın kızıyla evlenmiştir. Ve böylece ekonomiyi arkasına almıştır. Bir diğer etken. Bir diğer etken ise Yüzyıl Savaşları olmuştur. İki büyük güç savaşırken Osmanlı kısa sürede büyüdü. Yüzyıl savaşları İngiltere ve Fransa arasında yaşanan savaşlardır. 1337 yılında başlayıp 1453 yılında sona ermiştir. Yani toplamda 116 yıl sürmüştür. Bu gibi önemli bilgileri verdikten sonra bu gibi ön bilgilerden sonra gelelim Osmanlı padişahlarına. Osman Bey'den başlayacağız. Devletin kurucusu, devletin baş mimarı 1299 yılında Akçe'yi basarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey. Bizans sekurları ile ilk savaş yap yapıldı. Bakın değerli arkadaşlarım. Bizans'ta haşlıları karıştırmayın. Soruları geçtiğimizde inşallah orada karışıklık olmayacaktır. Bizans ayrı, haşlı ayrı. Bizans'a yapılan ilk savaş Koyunhisar. Hangi dönem? Osman Büyü dönemi. Bununla birlikte Yuntisar ve bir yeni şehir alındı. Ayrıca ilk vergi bu dönemde alındı. Vergimizin ismi Bağcı Pazardır. Esnaflardan alınan vergidir. İlk kadımız Dursun Fakih'tir. Anlaştık mı? Osman Bey döneminde Değerli arkadaşlarım devletin temelleri artık atılmıştı. Özellikle Koyunhisar Savaşı'ndan sonra artık Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıkışı gerçekleştirecekti. Ayrıca Osman Bey Bursa'yı kuşatmış ancak kasalığından dolayı alamamıştı. Dilerseniz hemen Orhan Bey'e geçelim. Geldik Orhan Bey'e. Değerli arkadaşlarım ilkler değil ise ilkler. Hemen hemen her şey bu dönemde gerçekleşti. Orhan Bey 2020 yılında ÖSYM tarafından tercih edildi arkadaşlarım ve 2020 AYT kısmında bizlere Orhan Bey'i bizden Orhan Bey'i istemişti. Bu dönemde Bursa alınıp başkent yapıldı. Osman Bey alamamıştı. Ancak Orhan Bey burada alarak başkent yapıyor. Palekanon yani Maltepe Savaşı Bizans'a yapılan bir savaştır ve bu savaşla Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğini sona erdiriyor Orhan Bey. Ayrıca İznik ve İzmit bu dönemde alındı. Karesioğulları alındı. Karesioğulları alındıktan sonra Osmanlı donanmaya kavuştu ve bununla birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama yolunda ilk adımda atılmıştır. Çimpe Kalesi alındı. Rumeli'deki ilk toprak parçamız Çimpe Kalesidir. Biliyorsunuz ki Orhan Bey Bizans İmparatoru Kantegüzen'e yardım ederek kediye karşılığında almıştır. Ayrıca Osman Bey döneminde gönüllü birlikler var iken Orhan Bey döneminde artık düzenli bir orduya geçilecekti. Orhan Bey döneminde kurulan düzenli ordumuzun ismi Yaya ve Müsellem'dir. Bu dönemde gümüş para basıralı. Bakır para Osman Bey dönemidir. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Söylememişsem tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım. Bakır para Osman Bey, gümüş para Orhan Bey. İlk vezir ataması bu dönemde yapıldı. Ve sultan unvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey olmuştur. İlk dedik ya ilk cami bu dönemde Hacı Özbek Camii. İlk medrese bu dönemde. İznik'te medrese açıldı. İlk saray. Bursa Bey Sarayı bu dönemde. Medresenin başına atanan kişi kimdir arkadaşlarım? Davudi Kayseri'dir. İlk müdürlüğü satılması. Anlaştık mı? Bu gibi bilgileri bilsek bizler için yeterlidir. Diğer, dilerseniz hemen Hüda geçelim. 1. Murat döneminde ilk önce siyasi olaylardan başlayacağız değerli arkadaşlarım. Siyasi olaylardan bahsedelim sonra da yaşanan diğer gelişmeler hakkında sizlere bilgiler vereyim. 1. Murat döneminde Salzı Savaşı gerçekleşti. Bu savaş Bulgar ve Bizans istifahına karşı gerçekleşti ve bu savaşı kim kazandı? 1. Murat kazandı. Ardından Edirne alındı. Edirne'nin başkent yapılma tarihi 1365 olarak veriliyor değerli arkadaşlarım. Yani Sırp Savaşı'ndan sonra başkent yapıldığı söyleniyor. Yine de Edirne'nin başkent yapıldığı gibi bir soru gelirse ne zaman başkent yapıldığı gibi bir soru gelirse padişah 1. Murat dönemi diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlarım? Sırpsındığı Savaşı ilk Osmanlı Haç Savaşı olarak bilinir. Anlaştık mı? İlk Osmanlı Haç Savaşı Sırp Sındığı'dır. İlk Osmanlı Bizans Savaşı hangisiydi? Koyun Hisar'dı. Unutmuyoruz. Ploşnik Lala Şahin komutasındaki Akıncı Birliği Haçlara yenilmiştir ve Osmanlı Balkanlardaki yeni gelgesini burada tatmak durumunda kalmıştır. Ploşnik bozgunundan sonra Padişah 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda Haçlılarla karşı karşıya gelmiştir. Ve bu savaşı 1. Murat kazanmıştır. Bu savaşta bilmemiz gereken ilk kez top kullanıldı. Ancak gürültülü amaçlı. Bildiğimiz şahi toplarına benzemiyor. Türk bayrağının şekli bu savaşta ortaya çıktı. Ve 1. Murat ne yazık ki savaş sahasını gezerken şehit düşmüştür. Kim tarafından? Miloş Obiliş tarafından. Bunlar siyasi gelişmelerdi. Diğer önemli gelişmelere baktığımızda Kazaskerlik görevi neydi? Kadı ve müderi sataması yapmaktı değil mi? Defterdarlık günümüz maliye. Sadrazamlık. Padişah'ın sağ kolu olarak bilinir. Kadı askerlik. Defterdarlık ve sadrazamlık makamları Padişah 1. Murat döneminde artık kurulacaktı. Acemi olanlar ocağı kuruldu. Niçin? Yeniçerileri yani ee, askeri askere alınmadan önce onlara eğitim verilmesi için acemi olanlar ocağı kurulacaktı. Ondan sonra Yeniçeri ocağı kuruldu. Yay ve müsellemlerden sonra sabit bir orduya ihtiyaç vardı. Mantiken düşündüğümüzde Kapıkulu Ocağı'nı kuran kim olacaktır? Birinci Murat olacaktır. Ayrıca Rumeli'ye geçi sağlandıktan sonra Rumeli Beylerbeyliği bu dönemde oluşturulmuştur. Pençik sistemi. Pençik ne demekti? Savaş esirlerinden 5 kişiden biri padişahın himayesine alınırdı. Yani bir nevi devşirmenin temeli sayılabilir. Germiyanoğulları ve Hamitoğulları barışçıl yollarla Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şöyle bir soru gelebilir. Osmanlı Devleti Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için sadece savaş olunu denememiştir. Osmanlı Devleti gerek çeyiz olsun gerek altın yoluyla olsun bazı beylikleri kontrol altında tutmuş ve Türk siyasi birliğini sağlama yolunda önemli başarılar elde etmiştir. Barış yoluyla sağlayan kişi birinci Murat'tır. Germiyan oğullarını çeyiz yoluyla Hamit oğullarını altın yoluyla Osmanlı topraklarına katmıştır. Ayrıca ilk saray kütüphanesi bu dönemde açılacaktır arkadaşlarım. Anlaştık mı? Padişah 1. Murat'tan sonra gelelim Yıldırım Beyazıt'a. Geldik birinci Beyazıt dönemine arkadaşlarım. Önemli bilgileri, bilgileri sizlere derlemişim. Bunları bitirdikten sonra zaten Ankara Savaşı'na geçiş yapacağız. Ankara Savaşı bizler için önemli ÖSYM tarafından tercih edilen bir konu olabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ben ilk olarak Nibolu Savaşı'nı almışım. Sevgili arkadaşlarım bakın. İstanbul Yıldırım Beyazıt tarafından dört göz kuşatıldı. Bizans vergiye bağlanıyor. Mahalleler falan kuruluyor falan fistan. Tamam. İstanbul dört kez kuşatıldı ancak alınamadı. Surlar çok ama çok güçlüydü. İstanbul kuşatıldığı sırada Haçlar saldırıya geçmiştir. Ve bu savaşımızın ismi Nibolu Savaşı olmuştur. Bu savaşta Yıldırım Beyazıt Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini yenmiş ve Bulgaristan'ı hakimiyet altına almıştır. Nibolu Savaşı'ndan sonra halife tarafından Yıldırım Beyazıt'a Sultan iklimi Rumuvanı verilmiştir. Yani Anadolu diyarının sultanı. Ondan sonra ise Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlamıştır. Bakın kesin olarak değil, büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıttır. Kesin olarak sağlayan Yavuz Sultan Selimdir. Oraya geleceğiz. Ayrıca Anadolu hisarı, yani güzelce hisar, Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen diğer önemli bir gelişmedir. Gelelim Ankara Savaşı'na şimdi. Şimdi geldik Ankara Savaşı'na. Zaten tarihte çokça adını duyduğumuz bir savaş. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşen bir savaş. Yani tarihçiler bu savaşı kör ve topalın savaşı olarak adlandırılmıştır. Adlandırmıştır. Biliyorsunuz ki Timur aksaktır değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt'ın da bir gözü tam olarak görmüyor. O yüzden kör ve topalın karşılaşması olarak nitelendirilmiştir. Sebepleri gayet basit arkadaşlarım. İki hükümdarın can hakimiyeti düşüncesi. iki hükümdarın Türk İslam liderliği düşüncesi. Yani üstünlük düşüncesi. Ve biliyorsunuz ki bu savaş gaza ve cihat özelliği taşmaz. Çünkü iki Türk devleti savaşıyor. Bir Timur, bir Osmanlı değil mi? Bilmemiz gereken diğer önemli gelişme Timur'un yapacağı sefer sırasında arkasında büyük bir güç bırakmak değerli arkadaşlarım. Ayrıca iki hükümdar arasındaki mektuplaşmalar ve bununla beraber Türkmenlerin Timur'a sığınması gibi sebepler Ankara Savaşı'na sebebiyet vermiştir. Yani Ankara Savaşı'nın ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Sonuçlara baktığımızda savaş kim kazandı? Timur kazandı. Değil mi? Savaş kazanıldıktan sonra sağlanan Türk siyasi birliği bozulmuştur. Hatta tarihte 3. Beylikler dönemi olarak adlandırılmıştır. İstanbul'un fethi gecikmiştir. Yani Bizans'ın ömrü 50 yıl gecikmiştir. Ve Osmanlı'da fetret dönemi başlamıştır. Ne demek fetret? Fasılay saltanat demek. Yani tat boşluğu demek. Yani padişahın olmadığı dönem demektir değerli arkadaşlarım. Fetret devrinden sonra Timur ülkeyi Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırmıştır. Yani bunlar Musa, Mustafa, İsa ve Mehmet'ti. Mustafa'yı da ee, yanında götürüyor arkadaşlarım. Yani Süleyman'ı saymadım. Süleyman'ı sayıyorum ben. 5 tane oğlu var arkadaşlarım. İsa, Musa, Mustafa, Süleyman ve Mehmet. Timur Mustafa'yı yanında götürüyor. Diğer dördü arasında ülkeyi paylaştırıyor. Ve böylece Fetret devri başlıyordu. Zaten ilerleyen zamanlarda Düzmece Mustafa olayını da göreceğiz. Timur çok ama çok zeki bir komutan da arkadaşlarım. Dilerseniz hemen Fetret devrinin sonu erdiren Padişah'a geçelim. Padişah'ımız Çelebi Mehmet yani birinci Mehmet'tir. Fatih ile karıştırmıyoruz ha. Fatih ikinci Mehmet olarak bilinir. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinir. Hocam neden ikinci kurucu? Biraz açıklar mısınız? Çünkü bu adam ne yaptı? Fetret devrine son verdi. O Osmanlı'yı yeniden toparladı. Ayrıca Saruhan oğullarını tekrardan kontrol altına aldı. Beylik alınıyorsa biz ne diyorduk? Türk siyasi birliğini sağlama düşüncesi diyorduk değil mi? İlk dini nitelikli isyan Şeyh Bedrettin. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı hangisiydi? Babayı İshak'tı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti şey Said. Üçünü karıştırmıyoruz. Ayrıca Düzmece Mustafa isyanı çekti. Timur onu geri gönderdi. İslam bastırıldı. Sonraki dönemlerde 2. Murat tarafından bu İslam tamamen kaldırılacaktı. Ayrıca Venediklilerle ilk deniz savaşı olan Çalıbey Deniz Savaşı yapıldı ve bu savaştan maalesef Osmanlı galibiyette ayrılamadı. Venedikler daha, daha çok güçlüydü arkadaşlarım. Birinci Mehmet döneminden sonra gelelim 2. Murat dönemine. <laughs> Geldik 2. Murat dönemine. Yine önemli gelişmeler yaşandı. Değerli arkadaşlarım bu dönemde Haçlarla ilk barış antlaşması yapıldı. ÖSYM şöyle bir soru sormuştu. Edirne Sege'nin antlaşmasının imzalanmasında rol oynayıp Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik hangisidir diye bir soru sormuştu. Cevabımız Karamanoğullarıydı değil mi? Geçen sorduğum soruydu. Edirne Sege'nin antlaşması imzalandı ve Osmanlı ne yazık ki biraz güç kaybetti. Edirne Sege'nin antlaşmasından sonra padişahımız Tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakmak zorunda kaldı. Kime bıraktı? ikinci Mehmet'e. İkinci Mehmed'e tahtı bıraktıktan sonra Haçlar bunu fırsat bildi ve Varna Savaşı gerçekleşti. Çandarların isteği üzerine Çandarlı Halil dönemin en iyi sadrazamı olarak bilinir. Çandarların isteği üzerine Varna Savaşı'na 2. Murat ikamet etmiştir. Ve Edirne Sege'nin antlaşması burada bozularak Varna Savaşı ile 2. Murat Haçları bozguna uğratmıştır. Ondan sonraki süreçte 2. Kosova Savaşı gerçekleşmiştir. Bakın bakın 2. Murat intikamını burada alıyor değerli arkadaşlarım. Edirne-Sege'nin antlaşması imzalanmadan önce 3. Murat üst üste yenilgiler almıştı. Burada intikam soğuk yenen bir yemektir değil mi? Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Haçlılar savunmaya geçerken Osmanlı taarruza geçiyor. İkinci Kosova bizler için çok önemli. ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Ayrıca ikinci Murat hayır babası olarak bilinir. Oğullarına Korkut ve Oğuz gibi isimler vermiştir. Ayrıca alimlere büyük önem veren önemli bir kişidir ikinci Murat. Ve Enderun okulu bu dönemde açılmış Fatih Sultan Mehmet döneminde kurumsallaştırılmıştır. Padişahlar hakkında kuruluş dönemi hakkında verebileceğim bilgiler bunlarda. Eminim çokça işinize yarayacaktır. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Yanlış istemiyorum. Çünkü her şeyi ben size Verdim arkadaşlarım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nin kısa süre içinde imparatorluk haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? İskan politikası var mıydı? Vardı. Tımar sistemi var mıydı? Bahsetmedim. Tımar sistemi de var. Osmanlı Devleti'nin bel kemiğidir. Tamam. İltizamdan bahsettim mi? Bahsetmedim değil mi? Kalsın. Merkezi otorite güçlü dolu mu? Padişahlar oldukça önemliydi. Onlar hakkında da bilgiler vereyim sizlere. Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat gibi önemli kişiler merkezi otoriteyi korumuşlardı. Ayrıca 1. Murat döneminde veraset sistemi değiştirilmiştir. Ülke padişah ve oğullarının ortak malı olmuştu değil mi? Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmekti. İstimalet ne demekti? Hoşgörü politikasıydı. İltizam yükselmede görülen bir durumdur değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet getirecekti bu sistemi. Cevabımız C şıkkı. Beşin para usulüdür. Yani hazinenin ihtiyacını karşılamak içindir. Geldik diğer sorumuza. Yıldırım Beyazıt Taşların aşağıdaki bölgelerden hangisine saldırması sonrasında İstanbul kuşatmasına saldırmak kaldırmak durumunda kalmıştır. Ne demiştik? 4 defa kuşatıldı. Yapılan kuşatmalar sırasında Haçlar saldırıya geçti değil mi? Biz bu savaşa ne diyorduk? Biz bu savaşa Nibolu diyorduk. Edirne alını başkent yapılıyordu değil mi? 1. Murat döneminde. Balıkesir kimlerin kuruluş yeriydi? Kalesi değil mi? Makedonya Tamam tamam değil mi Toka? Cevabımız Nibol olur. Nibolu savaşı ile Yıldırım Beyazı Sultan-ı İklim verilecekti. Geldik diğer sorumuza. Ne demiştik? Haçlı ile Bizans'ı karıştırmayın demiştik. Değil mi? Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde savaşlarından hangilerinde Balkanlardaki Haçlı ittifakına karşı mücadele etmemiştir? Haçlı diyor değil mi? Sırpsan da ilk Osmanlı Haçlı savaşıdır. Varna 2. Murat döneminde Haçlara karşı gerçekleşti. Hatırladık mı? Bafeon yani Koyunhisar ilk Osmanlı Bizans savaşı olarak bilinir. Osman Bey dönemi. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Buna göre isyanların hangilerinin Çelebi Mehmet döneminde yaşandığı söylenebilir. Çelebi Mehmet döneminde Anadolu'da bozulan siyasi birlik sağlanmaya çalışılırken sosyal alanda büyük isyanlar yaşanmıştır. Düzmece Mustafa isyanını hatırladık mı? Timur'un geri gönderdiği kişi. Şeyh ilk İdğini Tekli isyan, Buçuktepe'den bahsetmedim. Unutmuşum arkadaşlarım hatırlatayım sizlere. Buçuktepe 2. Murat döneminde ilk Yeniçeri ayaklanması olarak bilinir. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Bunu da kuruluş dönemi notlarına ekleyin. Hani bazı arkadaşlar diyor ya hoca bence eksik anlatıyor. Sorular üzerinde hepsini pekiştiriyoruz arkadaşlarım. Dikkat. Birinci Murat'ın bu değişikliği yapmasında aşağıdaki hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Birinci Murat Osmanlı Devleti'nde ilk kez veraset anlayışında değişiklik yaparak ülke hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır anlayışını benimsemiştir. Amaç neydi amaç? Balkanlarda siyasi birliği sağlamak değil. Balkanlarda siyasi birliği sen sağlayamazsın zaten. Bizans bile sağlayamadı. Amaç da bu değil. Eski Türk devlet geleneklerini devam ettirmek. Birinci Murat bunu değiştiriyor. Ülke hanedanın ortak malı iken hükümdar ve çocuklarının malı oluyor. Merkeziyetçi anlayışı güçlendirmek var mı? Tabii ki var. Teokratik ne demekti? Din ve devlet işlerinin beraber ürtülmesi demekti. Şeriatta dinle alakalı bir şey yok. Balkan milletlerini devlete bağlamak zaten istimaliyet politikası vardı değil mi? Cevabımız merkeziyetçi yapıyı korumak olacaktır. Kuruluş döneminin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda yükselme dönemini ve yeni çağda yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.